Depreme müdahale konusunda özellikle hem AFAD'ın hem hükümetin, devletin müdahaleleri devede kulak kalıyor. Dolayısıyla halk bundan çok yakınıyor her gittiğimiz yerde. Yani öncelikle tabii o ilk günlerin acısı vardı. Hani enkazların içinden sesler geliyor ama insanlar hiçbir şekilde müdahale edemiyorlar. Çünkü ekipman yok, arama kurtarma yardım yok. Ama şimdi zaman ilerledikçe artık 10. güne geldiğimiz bu günlerde artık yaşamsal ihtiyaçlar daha çok dillendirilmeye başlandı. Örneğin bazı yerlerde çadırlar kurulmuş. İşte Islahiye'nin bazı mahallelerinde, bazı köylerde çadırlar kurulmuş gördük. Ama bu çadırların yanında duş yok, su yok, kullanım suyu yok, tuvalet yok. İşte herhangi başka yaşamsal olarak ihtiyaçlar son derece sınırlı. Isınma diye çok ciddi bir sorun var gerçekten. Burada insan hipotermi geçirip ölebilir. Yani gece çok soğuk oluyor. Kendi başlarına sadece dayanışma gönüllüleri, halkın yaptığı yardımlar, işte bizim gibi deprem koordinasyonları tarafından ulaştırılabilen gıdalar, giysiler ve benzeri malzemeler dışında oturmuş bir şey yok. Barınma hakkı, barınma ihtiyacı yakıcı olarak devam ediyor. Bir de büyük bir belirsizlik de var. Yani bu saate kadar kimse devletin herhangi bir açıklamasını da duymuş değil. Yani bu depremzedeler işte ne olacak? Yani nereye, nerede barınacaklar? Nerede yaşamları güvence altına alınacak? O süreç nasıl olacak? Bunu bize soruyorlar genellikle. İşte herkesin binası ya tamamen çökmüş ya da oturulmayacak şekilde bir enkaza dönüşmüş, işte tahrip olmuş. Peki biz ne yapacağız diye soruyorlar. İnsanlar işlerini kaybettikleri için, evlerini kaybettikleri için, burada bir yaşam hemen hemen durma noktasına geldiği için, peki bugünler geçecek, yardım gönülleri bir şeyler yapıyor, yardımlar şimdilik geliyor ama birkaç hafta sonra bizim durumumuz ne olacak? Nerede yatacağız, nerede barınacağız, nerede yaşayacağız? Bu konuda hiçbir güvence verilmemiş. Bu güvenceleri soruyorlar ve işte barınacakları yer konusunda bir açıklama yapılsa. Ve bir an önce de tabii ki bu soğuğa karşı ve insanlık dışı yaşam koşullarına karşı müdahaleler yapılsa diye talepler var. Mesela dün gittiğimiz Fevzi Paşa köyünde, mahallesinde insanlar yani günlerdir, 10 gündür, 9 gündür duş alamadıklarını, yıkanamadıklarını söylediler. Tuvalet olmadığı için tedirginler, salgın hastalıkların olabileceğini söylüyorlar. Yine o civarda gittiğimiz böyle köyün de mahallenin de dışında olan bir yerde hayvancılıkla uğraşan birkaç aile vardı. Hayvanların hepsi göçük altında kalmış. Artık geçim kaynağını kaybetmiş. Onlar da sordular. Yani biz ne olacağız? O çok soğuk bir araziye, rüzgarlı bir araziye çadırlarını kurmuşlar. Yine suları yok. El yordamıyla yaşamda kalmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla yani burada hiçbir şey düzene girmiş değil. Islahiye'de zaten en büyük depremden en büyük zarar gören yerlerden bir tanesi. Ve bir an önce işte bazı şeylerin açıklığa kavuşması gerekiyor. Ama hemen acilen yapılması gereken. Ya bir tanker su getiremiyor mu bu devlet ya? Ben gerçekten merak ediyorum. AFAD yani 20 tane çadır kurmuş yan yana. Yani çadır kuruyorsunuz. Peki bu insanlar tuvalet ihtiyacını nerede karşılayacak? Yani tuvalet ihtiyacını karşılayacağı yer de yok. Elini yıkayacağı su da yok. Nasıl bir çadır kurma anlayışı? Ya bu AFAD gerçekten bir afet haline gelmiş durumda. İnsanları, depremden kurtulan insanlar şimdi salgınla mı öldürülmeye çalışılıyor? Dün iki tane memurla karşılaştık. Onlar da hasarlı binaların etrafında dolaşıyorlardı. Hasar tespit yaptıklarını, kayıt yaptıklarını söylediler. Yani düşünün, koca Islahiye'de iki tane memur bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Köye gittiğimiz zaman orada da bize sordular hani nasıl olacak diye. Yani bir an önce herkesin bu hasarlarının ve kayıplarının kayıt altına
alınması gerekiyor. Ve bunun çok böyle ağır prosedürlere bulanmaması lazım. Yani daha kolaylaştırılmış bir şekilde olması lazım. Bu konuda da büyük bir yetersizlik olduğunu ve insanların kendini güvende hissetmediğini gördük. Yani araba, mesela traktörü enkazın altında kalmış. Şimdi tarım mevsimi, tarımla geçimini sağlayan, tarım alanında üretim yapan bir kişi şunu söyledi. Ya enkazdan, enkazın altındaki traktörümün tespitini yaptıracaktım. Sigortalıymış aynı zamanda. Fakat bu konuda bakanlık beni durdurdu. Bekleyin, işte gelecekler bu tespitleri bakanlık yapacak. İhaleye vermişler enkazları. Bekleyin, işte o ihalelerin sonucunda sonuçlansın. Ondan sonra bakanlık burada gerekli işlemleri yapacak deniyor. Yani biz bu devletin ihale anlayışını da biliyoruz. Bu hükümet ihale anlayışını da biliyoruz. İhaleleri değil, öncelemesi gereken şey halkın hızlı bir şekilde bu enkazın altından çıkartılmasını sağlamak. Yani traktörünü tespit yaptırmalı ki gidip yeni traktörünü alsın ve tarladaki çalışmasına bu insan dönebilsin. Hayatı hızlı bir şekilde normalleşebilsin. Yani okullar kapatılıyor, üniversiteler kapatılıyor, işte birçok şey geleceğe havale ediliyor. Bu insanlar travma geçirdiler. Bir an önce insanların normalleştirilmeye çalışılması, bu travmadan kurtulabilmesi için okulların kapatılması değil, okulların açılması gerekiyor. Okullara şu an ihtiyaç var. Yani bir plan çıkması gerekiyor. Bu depremden çıkış planı, barınma nasıl sağlanacak? Hem acil barınma çözümü yaratılmalı, hem de zaman içerisinde kalıcı barınma çözümü hemen açıklanmalı. Acil barınma çözümünde ise AFAD'ın burada yaptığı gibi gelip insanların eline çadırları verip gitmemesi gerekiyor. O çadırlar kendileri tarafından kurulmalı zaten ve çadır kurulan her yere kullanım suyu, tuvalet, duş gibi insani ihtiyaçların sağlanması gerekiyor. Yine bütün bu alanlarda yapılacak olan şey internetin parasız sağlanması gerekiyor. Ve internete erişimin ve telefonun yine ücretsiz sağlanması gerekiyor. Yakıtın ücretsiz sağlanması gerekiyor. Yani bu insanların artık hiçbir şeyleri yok. Bedenlerinden başka hiçbir şeyleri yok. Yani her şeyin devlet bunun için olacaksa devlet bunun için olsun. Başka bir şey için devlete de gerek yok.